fondantı profiterol yapacağım. Yapımı çok pratik, çok lezzetli bir tarif. O zaman tarifimizin yapımına geçelim. Yalancı profiterol için gerekli malzemeler: 1 paket kedi dili bisküvisi, 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 2 çorba kaşığı nişasta, 2 çorba kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya, 1 kutu krema. Çikolata sosu için gerekli malzemeler: 1 paket hazır çikolata sosu, 2 su bardağı süt, 40 gram bitter çikolata, üzeri için toz antep fıstığı. İlk olarak muhallebisini hazırlayacağım. Ocağımı aslında yapıyorum. Sütümü tencereye boşaltıyorum. Toz şekerimi ilave ediyorum. Unum var, nişastam var. Hepsi 2 çorba kaşığı ama tepeleme. Dolu dolu koyun kaşıkları. Yumurta sarısı. Şimdilik bu kadar. Daha sonra tereyağı, vanilya ve kremayı ekleyeceğim. Şimdi topak olmaması için soğukken hızlı bir şekilde şöyle çırpıyorum üzerine. Pürüzsüz bir hal aldı. Şimdi böyle yavaş yavaş orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyorum. Muhallebim gördüğünüz gibi koyulaştı. Artık kaynamaya da başladı. Şimdi içerisine sıcağı sıcağına hemen tereyağını ekleyelim. Vanilyayı ekliyorum. Vanilyamı da ekledim. Şimdi şöyle bir kere daha karıştırıyorum sıcağıyla. Hemen tereyağı erisin. Sonra muhallebi kaynadı. Artık altını kapatabilirim. Sıcağı tereyağı eriyecektir. Tereyağım da içinde eridi. Şimdi soğumaya bırakıyorum. İlk sıcağının çıkması gerekiyor. İlk sıcağı çıktıktan sonra içerisine kremamı koyacağım. Ufak bir tencere aldım. Hazır çikolata sosu yapacağım. Üzerine 2,5 su bardağı süt yazıyor ama ben 2 su bardağından yapacağım. Birazcık koyu kıvamlı olması gerekiyor. Çünkü çok akışkan oluyor. Şöyle toz halindeki çikolata sosunu döküyorum. Hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Topak olmasın. Koyulaşana kadar karıştırarak pişiriyorum. Çikolata sosum kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi. Ocağımın altını kapatıyorum ve içerisine birazcık bitter çikolata ekleyeceğim. 40 gram kadar. Daha böyle yoğun olur çünkü profiterolün çikolata sosu. Sıcağıyla elimde de çikolata oluştu. Şimdi şöyle karıştırıyorum. Hemen sıcağıyla zaten çikolata eriyecektir içinde. Çikolatam da içinde eridi. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Muhallebimin ilk sıcağı çıktı. Şimdi içerisine kremamı, süt kremamı ilave ediyorum. Krema yerine krem şanti de kullanabilirsiniz. Toz krem şanti koyup çırpabilirsiniz. Ama ben kremanın verdiği lezzeti daha çok seviyorum. Ama dediğim gibi toz krem şanti ile yapanlar da olabilir. Şimdi mikserle şöyle 3-4 dakika güzelce çırpıyorum. Muhallebimi kremamla güzel bir şekilde çırptım. Şimdi mikserimi kaldırıyorum. Gerçek profiterolde profiterol hamuru yapılıyor top top. Onların yerini tutacak olan şimdi burada kedi dili bisküvileri. Bunları 2'ye 3'e ne kadar büyüklüğünü istiyorsanız ona göre kırabilirsiniz. Şöyle 1, 2, 3, 4. 4'e kırıyorum ben. 4'e ya da 3'e yeterli olacaktır. Kedi dili bisküvilerimin tamamını kırdım. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Kedi dili bisküvilerimle muhallebimi güzelce karıştırdım. Kedi dili bisküvilerim bu muhallebinin içinde yumuşayacaklar. Şimdi borcamıma dökeceğim. Muhallebiyle karıştırdığım kedi dili bisküvilerimi borcamıma döküyorum. Şimdi şöyle eşit bir şekilde yayıyorum. Eşit bir şekilde her tarafa da güzelce yaydım. Bisküvileri şöyle eşit dağıttım. İsterseniz bu tarifi kup bardaklarla da yapabilirsiniz. Şimdi çikolatamı üzerine dökeceğim. Hepsi çok kaynar değil. Ama soğuk da değil. Bu sefer bisküviler yumuşamaz. Kremayı koymak için sadece ilk sıcağın çıkmasını bekledim muhallebiye. Ondan sonra kremayı döktüm. Şöyle. Birazcık başka bir spatula alıyorum ben. Şöyle üzerine
üzerini kapatıyorum. Çikolata sosumu da üzerine döktüm. Şimdi yaklaşık bir 3 saat buzdolabında dinlendireceğim. Bir gece beklerse çok daha güzel olur. Ve yalancı profiterolüm hazır. Bugün sizlere kedi dili bisküviyle yalancı profiterol tarifi verdim. Soğuduktan sonra üzerini Antep fıstığıyla süsleyeceğim, dondurmayla servis yapacağım. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.